Çok güzel bir söz vardı. Terlemeden ele geçenin bereketi olmaz evladım. O zamanlar pek anlamadım bunu. Ne demek yani? İlla terlemeden bir şeyin bereketi olmayacaksa koşmamız mı lazımdı? Koşucular mı acaba bereketli kazanca sahipti? Sonra öğrendim ki bu atasözü. Gerçekten de alın teri dökmeden ele geçenin bereketi olmazmış. Bunu anlatmaya çalışmış daha çocukluk yıllarımda babam. Bugün de aynı şeyi görebiliyoruz sevgili dinleyenlerim. Hani derler ya, kontrolsüz güç, güç değildir diye. Nerede durmanız gerektiğini, nerede yürümeniz hatta koşmanız gerektiğini bilmezseniz, bu güç, güç değildir. Hırs da öyledir. Hırs güzeldir. Bir insanın dersine çalışması için, bir şeyler kazanması için, hedeflerine ulaşması için hırs güzeldir. Ama güçte olduğu gibi kontrolsüz bir hırs sahibini felakete sürüklüyor. Bugün şöyle hayatımıza bakalım. Hiç öyle başkalarının hayatlarını incelemeye, aklımıza getirmeye gerek yok. Hayatımızın özellikle şu son 15-20 yılında paranın bereketi olmadığını, zamanın bereketi olmadığını, insanların birbirlerine karşı tahammülünün azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla terlemeden ele geçenin bereketi olmuyor. İstediğiniz kadar gücünüz olsun, hırsınız olsun, bunun kontrolünü bilmiyorsanız bu sizi felakete sürüklüyor. Kumar da aynen böyle. Peki kumar nedir? Kumar nasıl biteceğini daha önceden bilmediğimiz, kaybetme ve kazanma ihtimali de olan bir oyun veya mal vermek veya almak, adı ne olursa olsun, bu özelliği taşıyan, isterseniz para olsun veya mal karşılığı oynanan her oyun ve bahis kumar sınıfına giriyor. Burada kolay para kazanmak, mal edinmek veya kaybetmek olduğu için de burada bir risk söz konusu oluyor. Güzel dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de buna meysir deniyor, kumara. Yani kumar kelimesi yok, Türkçe karşılığı zaten biz onu ararsak bulamayız ama meysir denilen kumar kolaylık anlamında kullanılıyor, başka bir kökten geliyor. Cidden kumar öyle bir bataklık ki bu oyunda kazanan yok. Haramdan kazanılan bir şeyin faydası, hayrı yoktur. Tabii ben şu kadar para kazandım şu oyundan, şu bahisten, şu büyük ikramiyeyi kazandım diyen insanların birkaç sene sonra başlarına nelerin geldiğini ve kendi ifadeleriyle hayatlarının nasıl karardığını, hüsrana uğradığını görüyoruz. Miladi bir yeni yıla girişte oynanan bazı çekilişler ve bahisler var. Maalesef bunlar, hatta reklamlarda insanlar teşvik edilerek, özendirilerek yapılıyor. Bunlardan da maalesef vergiler alınıyor. Bunlar gördüklerimiz. Bir de perdenin arkasında kalanlar var. Bilgisayarlarda oyun siteleri, kumar siteleri farklı bir şekilde devam ediyor. Yine bazı müesseselerin gizlice kumar oynattıkları da hesaba katıldığında, hem gözümüzün önünde oynanan kumarlar ve davet edildiğimiz yerler, internetteki kumarlar ve hayatımızın içindeki kumarları göz önüne aldığımızda nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İlk dakikalarda bereketten bahsetmeye çalışmıştık. Küçüklüğümüzden kulağımıza aşina olan o terlemekle ilgili, bereketle ilgili o atasözü. Neden bu hale geldiğimizin farkında mısınız? Daha doğrusu bu halde zamanın, paranın ne kadar bereketsiz olduğu ile alakalı geldiğimiz şu noktada elimizdeki verilerden bir tanesi galiba kumar. Kumarda kazanan gerçekten yok. Yıllar önce bir radyo programında
kazanan insanlar, daha doğrusu kazandıklarını zanneden insanların, büyük ikramiye kazanan insanların hayatlarında hangi dönüm noktaları olduğu, başlarına nelerin geldiği, kimisi ailesini kaybetmiş, kimi efendim işte boşanıyor, başka yere gidiyor, orada daha kötü şeyler başına geliyor, kimi oğluyla kızıyla deneniyor, kimisinin arkasına mafya denilen varlıklar çıkıyor. Şimdi hiçbir hayır yok aslında. Anlık bir mutluluk denilebilir. Nasıl bu? Çok sevdiğiniz bir yemeği düşünün. Bu yemek o gün sizin karnınızı doyurmuş olabilir. Halbuki o yemeği yemeseniz de zaten insanın karnının doyması suyla da mümkündür. Kuru ekmekle de mümkündür, makarna ile de mümkündür. Sizi o an mutlu etmiştir. Annenizin, hanımınızın veya bir yere gittiniz, meşhur bir fasulye yemeği vardı veya başka bir yemek vardı diyelim. Onu yediniz, gözünüze de hoş geldi. Duyduklarınız da sizi onu yemeye itti ve bu sebepler doğrultusunda siz bir lezzet aldınız. İşte bu dediniz ya, elhamdülillah ne güzel bir yemek. Ama farkındaysanız sadece gözünüz, kulağınız, belki de burnunuz, diliniz bu lezzeti aldı. Doydu. Midenize ne verseniz zaten şişecekti. Midede bir hissiyat yok. İşte ben bir şekilde kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım, helalmiş, harammış demeden yediklerimizde de bu var. Anlık bir mutluluk, anlık bir tat alma var. Ama sonrası hüsran oluyor. Ve kumar oynayan insanların o kazandım dediği anlar bile çok uzun sürmüyor. Aileler perişan oluyor. Hatta büyük bir vebaldir. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Yuvaların yıkılmasının sebepleri arasında ilk 5 sebep arasında maalesef kumar oynama alışkanlığı geçmekte. Değerli kardeşlerim, güzel Allah'ımızın bize bahşettiği maddi imkanlar var. Biz bunlarla hayır işleyebiliriz. Ama bunu yapacağımız yerde kumar oynarsak hem Allah korusun Rabbimize isyan etmiş oluruz, hem de kendimizle beraber ailemizi değil birçok aileyi de perişan etmiş oluruz. Neden? Diyelim ki dünyada 2 kişi kumar oynuyor. Bu 2 kişi kumar oynadığı için bu kadar yerler açılmazdı. İnternette eğer çok fazla talep olmasaydı bunca şey olmazdı. Demek ki bir talep var. Arz talep dengesi var. Biz kumar oynadığımız zaman bir kişiyi daha kazandırmış oluyoruz haram tarafına ve bu sefer başka insanların da kumar oynamasına vesile oluyoruz. Ve şu anda maalesef çok yaygın bir durumda. Bir takım kumar çeşitleri adeta bir eğlence ve oyalanma suretinde bize enjekte ediliyor. Hatta bazen kumar olduğunu bile bilmeden icra edilmeye başlanmış bazı oyunlar var. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kumarın sözünü etmeyi bile çok ağır bir suç olarak görmüş ve buna engel olmak için şöyle buyurmuş: kim arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse, bu sözüne kefaret olmak üzere oynayacağı kumar parasını fakirlere sadaka olarak versin. Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir. Düşünün, kumar oynayan insan değil. Gel ya bir kumar oynayalım. Sözünde bile, o kumar kelimesinde bile bir günah meydana geliyor. Bunun şakası dahi olmaz. Bazı şeylerin şakası olmaz biliyorsunuz. İşte günümüzde bu kolaylaştırılmış ve maalesef kontrolden çıkan bir kumar alışkanlığından bahsediyoruz. Çocuklarımıza kadar bu intikal etmiş. Bu mevzu geleceğimiz adına çok büyük bir tehlike. Kolay yoldan para kazanmak, ter dökmeden, çile çekmeden, emek vermeden, hedefi olmadan kolay yoldan zengin olmak. Bu şekilde büyüyen çocuklar büyüdüklerinde girecekleri her işte zahmetsizce kazanmanın çarelerini arayacaklar. Rüşvet alacaklar,
işlerini yaptırmak için rüşvet verecekler, etraflarında mutlaka bu işi yapan birileri olacak. Yani zordan kaçacak o genç. Bunu düşünen, hayata böyle bakan bir genç, hayata atıldığında, diyelim esnaf, bir dükkanı var, hemen zengin olmanın çarelerini arayacak. Acaba ben zengin olmak istiyorum ama bu ürünü satarken bunda bir helal haram var mı? Düşünmem gerekenler var mı? Düşünmeyecek. Neden? Onun için birinci öncelik kolay yoldan para kazanmak. Bir hedefi var diyelim, işte şöyle bir araba alacağım, böyle bir ev, böyle bir arsa alacağım diye. Oraya odaklandığı için helal mi haram mı, kul hakkı var mı, yalan söylüyor muyum ben bu ürünü satarken, insanları kandırıyor muyum, bunu düşünmeyecek. Neden? Çünkü odaklandığı sadece zenginlik. Yani hızlı bir mesafe kat etmek isteyecek. Evvela birinci vites, ikinci vites, duruma göre 3-4 değil, beşinci viteste gitmeye çalışacak. Mesela üniversiteye giden bir gençse bu, üniversiteyi kısa yoldan bitirmeye çalışacak. Bunları daha da örnekleri çoğaltabiliriz. Ama tekrar altını çiziyorum. En kötüsü, o çarelere başvuran gencin, Allah'ın helal saydığı şeyler mi, haram şeyler mi bunlar, bu hassasiyeti kaybetmesidir. Çünkü bunu kaybeden bir insan bir sürü haksızlık yapar, günahlar yapar. Ve bir de şöyle bir durum var. Bu yollara başvuran, yani kısa yoldan para kazanayım, köşeyi döneyim diyen bir insanın %100 başarılı olmadığını da görüyoruz. Yani bu da bir huzursuzluk vesilesi. Çünkü biz insanlar gayelerimize yaklaştıkça mutlu oluruz. Gaye tam ulaştığımız zaman, hedeflediğimiz yerdeysek, büyük bir mutluluk yaşamaya başlarız. Olmadığı zaman huzursuzluk olur. Bugün şöyle toplumumuzu biraz daha yakından şöyle tefekkür ederek bakmaya çalışırsak, iman ve ahlak sahasında büyük bir deprem yaşanıyor. İstanbul'da beklenen, daha evvel yaşadığımız 5.9'luk bir sarsıntıdan bahsetmiyorum. İman ve ahlak sahasında bir deprem yaşandı. En acı bunun neticelerinin başında kumar illeti geliyor. O derecede ki kumar adeta günümüzde meşru, yani olağan bir hale getirilmek istenmekte. Reklamlarda ve birçok sosyal medya tarafından verilen şeylerde bu var. Maçlar oynanıyor. Şu oranlarda, bu oranlarda iddiaya girmek ister misiniz? Bahis yapalım mı? Şeklinde. Veya şu efendim firmanın devlet tarafından oynanan, biliyorsunuz, ikramiye, şunları bunları var, çekilişler var, oyunlar var. Bunlara sizi davet ediyoruz diye bunlar anlatılıyor. Maalesef deprem, evet, birilerinin vefatına sebep oluyor ama hepimiz öleceğiz. Lakin imanlı ölmek diye bir gayesi olmalı insanın. Allah korusun, kumara alışmak, kumarı olağan bir şey haline getirmek, sıradan bir durum haline getirmek imanımıza zarar verir. Beklediğimiz deprem, ki Allahu Teala'ya sığınıyoruz, bizim evlerimize, bizim canımıza kasteder. İnsanlar binaların altında kalabilir, değil mi? Ölümler yaşanır, binaların efendim işte maddi kayıpları, şunları bunları, neyse. Ama iman gittiği zaman, zarar gördüğü zaman bunun tedavisi çok mümkün olmuyor. O yüzden kumar illeti bizim en önemli sorunlarımızdan ve halledilmesi gereken tehlikeli işlerden bir tanesi. Yani sadece bu işin dini bir boyutu yok. Dikkat ederseniz, dinimiz neyi yasakladıysa onda her insan için, inanan inanmayan için de dünyanın nizamı için bir fayda vardır. Hemen birkaç örnek göstereyim. En başta geleni, yalan söylememek. Dinimiz yalan söylememeyi emrediyor. Bu hangi insanın karşı çıkacağı bir şeydir? Yalan söylememek. İçki içmeyin. İçkinin şu anda İnsanların aklı başından gittiği için cinayetlere sebebiyet verdiği, kavgalara, trafik kazalarına, ölümlere sebebiyet verdiği,
Bunun dışında sağlığımıza nasıl efendim zarar verdiği bilinmekte. Dinin yasakladığı şey bu. Senin için de iyi bir şey değil. Herkes kötülüyor. Peki gıybet etme, yani dedikodu. Kim ister dedikodusunun yapılmasını? Bak onu da yasaklamış. Hırsızlık istemiyor Allah-u Teala, hırsızlık yapmamızı. Rüşvet almamızı istemiyor. Tamam, kanunlarda da zaten böyle. Yetim malını veya bir başkasının malını haksızlık ederek almayacaksın, kandırmayacaksın diyor. Bunu İslam söylüyor. Tamam, kanunlar da bunu söylüyor. Veya bizim yazılı olmayan kanunlarımız da bunu söylüyor. Adetlerden gelenler. Tamam. Zaten İslam bu. İşte diyorum ki, İslam'ın anlattığı şeylerin hangisini barındırıyor şu anda? Tüm kanunlarımızda yasaklanan şeylerin hepsini ve daha fazlasını. Demek ki bir doğru var ortada. Kumar da yasaklanıyorsa bunun da bir hikmeti vardır. Neden, nasıl, niçin, şu devirde, ama işte kelimelerle bir yere varamayız. Her şeyin en iyisini bilen Allah-u Teala bunu yasakladı. Peki, sadece bugün mü oynanıyor? Hayır. Çok çok uzun yıllar öncesinde geldi. Bunlara geçmeden önce, kumar haram biliyorsunuz. Bunun sebeplerini sizlerle paylaşalım. Takip etmeye çalışalım bakalım. Mesela, ilk önce kumarda bir kazanma umudu vardır biliyorsunuz. İnsanın bu çalışmasına, bir şeyler üretmesine, ter dökmesine, efendim ailesi için veya ülkesi için yararlı işler yapmasına engel olur. Vaktini orada harcar ve o umudu, yani evet bugün kazanacağım, tamam bugün kaybettim yarın kazanacağım diyerek kendini pasif hale getirir ve faydalı işler yapamaz hale gelmiştir. İkincisi, kumarda bir kazanan vardır, bazen de kaybeden olur mesela. Burada da bir düşmanlık veya kin devreye girebilir. Ve bunun örneklerini görüyoruz. Cinayetlere varan, ailelerin mahvolmasına kadar giden durumlar oluyor. Asayiş durumları. Üçüncüsü, arkadaşlar, kumarda meydana gelen o paralar, giden, çöpe giden paralar, sadece oynayanı değil, annesini de, o kişinin, efendim, hanımını da, akrabalarını da büyük sıkıntılara sokar. Kişi borç bulmaya çalışıyor, öyle bir alışkanlık ki bu, sigara gibi, içki gibi düşünün. Bu bir bağımlılık ve bu para istiyor. Para olmadığı zaman insan cep telefonu satıyor. Neden? Kazanma hırsıyla, bir gün kazanacağım diye. Hanımının eşyalarını satan mı istersiniz? Oğluna aldığı işte bir ürünü gidip 10 liralık ürünü 2 liraya satan mı istersiniz? Sonra bu hırsızlığa dönüşüyor. Bunu hatırlarsanız uyuşturucu ve içkiyi konuştuğumuz programda da size söylemiştim. Bu alışkanlığı, bağımlılığı giderebilmek için, o ürünü almak için hırsızlığa gidiliyor. Aynısı kumarda da var, uyuşturucuda olduğu gibi. Nesi varsa etrafta bunu satıyor. Bu da büyük bir tehlike. Ve son madde, meşru yollardan edilmesi gereken kazanç şansa bırakılıyor. İşte kumarın haram olmasının sebeplerinden bazıları bunlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Nasıl insanlar bağımlı oluyor? Bağımlılık nedir? Kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Bağımlılık, o her neyse, bakın onu size bırakıyorum. İçkiydi, cep telefonuydu, kumardı, hırsızlıktı, neyse. Bağımlılık nedir? O elimizde olmadığı zaman kendimizi sıkkın, yorgun, bitkin, üzgün, sinirli ve yoksun hissettiğimiz her şey bağımlılıktır. Tekrar ediyorum. O her neyse, neye bağımlılığınızın olup olmadığını düşünüyorsanız, o elinizden alındığı zaman, bu cep telefonu bir örnek vereyim, cep telefonunuz yanınızda yok veya cep telefonunuzun interneti yok, kendinizi mutsuz, canınız sıkkın hissediyor musunuz?
Onu yapamadığınız zaman, mesela başka bir örnek, kumar. Oynayamadığınız zaman böyle bir canınız sıkılıyor mu? İçinizden bir ses illaki oynamanız gerektiğini mi söylüyor? İşte bu bağımlılık oluyor. Yerine bir şey koyamadığımız ve yoksunluğunu yaşadığımız her şeyi bağımlılıktır, sigara gibidir aynı şekilde. Üçüncü bir örnek vereyim. Sigara eğer içmeden duramıyorsanız siz bağımlısınızdır. Ve içki gibi, hırsızlık gibi, zina gibi, işte uyuşturucu veya işte kumar gibi bağımlılıklarında tedavi edilmesi lazım. Bu bağımlılık nasıl oluyor? Tamam, sigarayı anladık. Maalesef bunu artık yaşın büyüdü. İç bakalım oğlum bir tane sigara diyen bir babanın sohbetinde de duyabiliyorsunuz. Veya koca koca insanlar ellerinde sanki bu bir büyük bir adamlıkmış gibi, efendim, tadını beğenmediği halde içtiği şeylerden de görüyorsunuz. E şimdi bu kumarda nasıl olacak? İlla kumar oynayan bir babasının mı olması lazım örnek alması için evladın? Hayır. Bugün de bu sosyal medyayı kullanan milyonlarca, milyarlarca dünyada insan çok basit bazı örnekleri, bazı hayat hikayelerini görebiliyorlar. Oradan özenebiliyorlar. İşte kumar da böyle bir eğlenmek, vakit geçirmek için oynanıyor. E ben parasını oynamıyorum ki, diyor. Sonra seneler geçiyor, onu parasıyla oynamaya başlıyor. Bu sefer ben öyle büyük şeyler oynamıyorum, az bir şey yatırıyorum. O zevki ala ala daha da hırslanıyor, hırslanıyor. Daha sonra kaybetmeye başlıyor. Kaybettiği zaman kayıplarını çıkarmak için yine oynuyor. Biraz kazanıyor, sonra bir daha kaybediyor falan. Sonra işte kumarbaz oluyor, Allah korusun. Her şeyini kaybetmiş, nesi varsa satmış, kumara yatırmış. Bütün ömrü sefalet içinde geçen, çoğu da evli maalesef, hanımını, çocuklarını mahveden kumarbazların başlangıçta bir eğlence amacıyla baktıklarını lütfen düşünün. Bir eğlenceydi. Ne olacak ki? Ama tekrar başa döndük. Ben bunu yapıyorum ama benim yaptığım helal mi, haram mı? Bu konuda haram olmasa bile bazı konularda tehlikeli bir şey var mı? Sosyal açıdan dini bir tarafa bırakalım hadi diyelim. Bu benim için zarar mı? İnsanlar bundan zarar görüyor mu? Benim de zarar görme imkanım, daha doğrusu zarar görme potansiyelim var mı? Riskim var mı? Var. Uzak duruşa. Şunu unutmamak lazım. Kumar hayatın, huzurun, haysiyetin en büyük düşmanıdır. O kumar parasını bulabilmek için neler verilir neler. Huzurda kalmaz. Ve bugün uyuşturucu elbette büyük bir bağımlılıktır. O da kötü olaylardan bir tanesi, bizi üzen ama kumarın söndürdüğü ocaklar en ağır uyuşturuculardan fazladır arkadaşlar. Kumar önce insanın cebindeki parasını, sonra namusunu, haysiyetini alabilir. Sonunda da hayatını mahveder. Kumarın geliştiği ve bugün gibi yaygınlaştığı bir toplumda da ahlaktan, faziletten bahsetmek maalesef zordur. Bununla ilgili olarak size bir de bilim ile alakalı bir pasaj var hazırladığım, onu okumak istiyorum. Bu işin, evet, dini bir boyutu var dedik ama bağımlılığın bir açıklaması da var. Bugünkü fenli ilimler bunu ortaya koymuşlar. Ondan da bahsedeyim. Ne dedim az önce size? Kumar, sigara bağımlılığı gibi. Bazı bilim adamları ve psikologlar tarafından kumar tutkusunun beyin seviyesinde ortaya çıkan bir hormon noksanlığı olduğu tespit edilmiş. Yani sigara nikotin yüzünden biliyorsunuz bağımlılık yapıyor. Kumar heyecan sebebiyle bağımlılık yapıyor. Peki bunda bir hormon var mı? Evet var. Noradrenalin, tekrar ediyorum. Noradrenalin, adrenalin var ya, noradrenalin isimli bir hormona bağımlılık demek oluyor. Ve sonra noradrenalin salgısı azaldığı zaman insanlarda uyuklama çok fazla görülüyormuş, ilgisizlik çok fazla görüyormuş ve sonra depresyon denilen
dış dünyaya kendini kapayan insan olur ya, hepimizin zaman zaman başına gelmiştir. Kimisi artık kronik hale gelmiştir, yani sürekli hale gelmiştir. Kimisi belli bir olaydan sonra depresyona girmiştir. İşte depremdir, vefattır, parasızlıktır, iflastır, iş bulamamadır gibi. Yani hayattan zevk almama gibi. İşte kumar bağımlılığında da böyle bir durum var. Noradrenalin salgısı azaldığı zaman insanda depresyon belirtileri başlıyor. Ve ne zaman tekrar kumar oynarsa heyecanı yükseliyor ve efendim normal hale geliyor. Yani vücut alarma giriyor. Mesela uyuşturucu kullanmadığı zaman bir terleme, böyle bir korku, panik havası, sarsılma gibi şeyler oluyor, titreme gibi. Bunlar da ilerleyen zamanlarda, kumar oynamadığı zaman insanlarda oluyor. Yani vücutta adrenalin var, bunu duymuşsunuzdur. Bütün yaptığımız işlerden, aktivitelerden sorumlu. Yani kalbin atış hızıymış, tansiyonmuş, mide, bağırsak sistemi bilmem ne. Bunları sağlayan adrenalin. Bunun yüksek olması, alçak olması bunu dengeliyor. Noradrenalin de aynı şekilde. Onunla beraber, adrenalin hormonuyla beraber çalışıyor. Çok önemli bir salgı maddesi. Bu da bağırsakta da çok önemli olduğu için, mesela sinirlenen insanlar, özellikle işte bu bağımlılığı yaşayan insanlarda yoksunluk olduğu zaman bağırsaklarında sorunlar olur. Kabızlık, şu bu biraz daha fazla olur. O insanların da düşünmesi lazım, acaba benim bir şeye bağımlılığım var mı diye. Düşünün, hal ve hareketlerimiz, hormonlar bile bizim bağırsağımıza etki ediyorsa bu hastalıklarımızın nerelerden kaynaklandığını düşünmek daha doğru değil mi? Kardeşlerim, Fransız bilim adamlarının bu konuda bir yazısı var. Onu sizlerle paylaşayım, sonra devam edelim. Bakın, kumarı bir tutku haline getiren insanlar, yeteri kadar üretilmeyen noradrenalin noksanlığı sebebiyle kumarın verdiği heyecan sonunda salgılanan bu hormon noksanlığını telafi ediyorlar. Bu, onları farkında olmadan bir kumar tutkunu, bir bağımlı insan haline getiriyor. 17 kumarbaz üzerinde yapılan bir araştırma var. Bunların hepsinde normalin altında bir noradrenalin hormon seviyesi tespit ediliyor. Böyle sonuçlanmış. Diğer araştırmalarda da hep aynı sonuç alınmış. Yani kumar müptelalığı, bağımlılığı, sigara gibi, alkol gibi, uyuşturucu gibi artık İlmi olarak da ispatlanmış bir bağımlılık, tehlikeli ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bunu da işin fenni boyutunu sizlerle beraber paylaşmaya çalıştık. Değerli kardeşlerim, bu nerelerden geldi? Bahis oyunları var mesela, at yarışları ile ilgili, spor karşılaşmalarının sonucu ile ilgili, kim hangisi kaç gol atacak, hangi rakamlar, sayılar, bir sürü şey var. O kadar çok çeşidi var ki. Bunların içerisinde peki bizim yaptığımız ve haram mı değil mi diye düşündüğümüz şeyler olabilir. Onunla ilgili de isterseniz hangisi helaldir iddialarda onu paylaşalım. Mesela birincisi, kazanılan bir yarışma yapılıyor diyelim. Yarışmada kazandığınız, bir başkası tarafından ortaya konulan ödüller helal. Ancak bir yarış üzerinde bahse girmenin haram olduğu biliniyor. Bir örnek daha verelim. Mesela sen kazanırsan sana şunu vereceğim. Ben kazanırsam bir şey almam. Yani tek taraflı yarışlar varsa, ata bindiniz, işte kim varacak ilk önce? İkisinden biri, o yarışmacılardan biri diyor ki, ya beni geçersen sana şunu alacağım. Ama bak, ikinci cümleyi söylemiyor. Ben seni geçersem sen de şunu alacaksın, yok. Tek taraflı. Anlatabiliyor muyum? Ben kazanırsam şunu alırım ama kaybedersem bir şey vermem şeklindeki şeyler olacak.
ya baştan söylenecek, bunların caiz olduğu söyleniyor. Aynı şekilde bakın buraya lütfen dikkat edelim. Kura çekmek. Kura çekmenin caiz olduğu söyleniyor. Lakin bunu kumar yani şekline getirmek. Diyelim ki 50 lira var. İçinde bir kesenin içerisinde işte 5'e kadar sayılar var. En yüksek rakamı bulan parayı alır gibi şeyler değil. İçinde para pul bir şey geçmeyecek. Kura çekmek sadece şuralarda var. Bir örnek Meryem annemizin biliyorsunuz anne ve babası vefat etmişti. Kim kalacak Hazreti Meryem annemizin yanında? Bu kura ile ne yapıldı? Ortaya çıktı. Teyzesinin kocası Zekeriya Aleyhisselam'ın himayesini verildi vesaire. Yani var şey kura çekmek ama bunu para malzemesi haline getirip de sen şunu çekersen kura da işte bu kadar verirsin olmazsa şu olur şeklinde bir şey yok. Bunu da sizlerle paylaşalım. Peki hangisi daha tehlikeli oluyor? Efendim kesinlikle ve kesinlikle kaybetmesi de kazanması da aynı şeyin içerisinde riske giriyorsa ve para yatırıyorsa kazanıp kazanmayacağı belli değilse bunda da büyük sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşalım. Yine İslam tarihine baktığımız zaman bir olay görüyoruz. Bu kumar mesela nereden gelmiş? Bazı bahisler daha doğrusu kumar demeyelim bahis nereden gelmiş? Bununla ilgili bir bilgi aktaracağım size. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın olayın içinde olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de daha sonra olaya dahil olduğu ve sonra uyarılarla beraber efendim bundan ne kadar uzak durulması gerektiği ile alakalı bir durum var. Nedir o? Hemen sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz Rumlar ve İranlılar arasında uzun yıllardır, yüzyıllardır bir savaş var. Rumlar, İranlılar. Hicret zamanına gidelim. Hicretten birkaç sene önce Rumlarla İranlılar arasında rekabet ve savaş iyice artmış. Aralarında meydana gelen son savaşta İranlılar Rumları yenilgiye uğratmışlar. Tabii bu durum Müslümanları çok üzmüş. Çünkü onlar ehli kitaptan olan Hristiyan Rumların galip gelmesini istiyorlardı. Ve İslam daha yeni yeni yayılmaya başlanıyor. Ehli kitaptan Müslüman olanların sayısı günden güne artıyor. Ehli kitap olanların Müslümanlara yakın olduğu için onların galip gelmesini istiyorlar. Tabii müşrikler de kendileri gibi o zaman Allah inancı olmayan İranlıların Rumlara galibiyetine seviniyorlar. Müslümanlara karşı böbürlenmeye başlamışlar. Hicretten birkaç sene önce oluyor bu. Nasıl yendik sizi ama, nasıl işte şu kadar kişiyi öldürdük falan. Müslümanlar da üzülüyor. İşte böyle bir dönemde Müslümanların gönüllerine ferahlık veren bir sure indiriliyor. Daha doğrusu Rum suresinin ilk ayetleri indiriliyor. Mealen sizlerle paylaşalım. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. İşte bu ayetlerin nazil olmasından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an onları yüksek sesle Mekke sokaklarında okumaya başlamış bu ayeti. Yani bir teselli var. Yani belli bir zamandan sonra birkaç sene sonra onlar galip gelecek diye. Ebu Bekir radıyallahu anh okuyor, okuyor, okuyor. Tam bir yerden, sokaktan geçerken bir grup Kureyşli Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Gel diyorlar.
seninle bir bahse girelim mi? Ne bahsi? İranlılarla diyor Bizanslıların mücadelesinde kimin üstün geleceği konusunda bir bahis yapalım mı? Buna göre aralarında belli bir süre tayin edecekler. Bu süre içerisinde kimin dediği doğru çıkarsa karşı taraf ona bir miktar deve verecek. Müşrikler hangi süre olsun, ne kadar olsun diye Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a bırakıyorlar. Ve sonuçta 6 yıllık süre için anlaşıyorlar. Yani 6 yıl sonra kim kazandı? Bizanslılar kazandı veya kim kazandı? İran kazandı gibi. Fakat 6 yılın sonunda beklenilen galibiyet gerçekleşmez ve müşrikler bahse girdikleri malı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan alırlar. Müslümanlar da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bahis müddetini 6 yıl olarak belirlemesini hoş karşılamazlar. Ayette bid'a kelimesi 3 ile 9 sayıları arasını ifade ediyor. Bu olaydan haberdar olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin bu şekilde süre tayin etmesini hoş karşılamayınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh amacının yalnızca Allah ve Resulünün sözünü tasdik etmek olduğunu söyledi. Buraya dikkat edin. Burada keyfi bir oyun bahis yok. Burada söz konusu olan bir ayet. Yani Allahu Teala'nın ayetinin ne kadar gerçek olduğu, hak olduğu, sözünün ne söylüyorsa onun o an olacağı ile alakalı. Karşı tarafa Ebubekir radıyallahu an ne yapıyor? Bir sanki bunun içerisinde efendim onların imana gelmesine vesile olma var. Tebliğ var. Her neyse. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hoş karşılamıyor. Efendim sizin ve Allahu Teala'nın sözünüzü tasdik etmek için ben bunu söyledim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsi büyüt ve süreyi uzat diyor. Ebubekir radıyallahu anh da Efendimizin tavsiyesi üzerine müşriklere gidiyor. Aynı konuda diyor yeniden bahse tutuşalım. Müşrikler Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın talebini kabul ediyorlar. Bu sefer belirtilen senelerde olmadan Rumlar İranlıları mağlup ediyorlar. İşte böylece Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kazanıyor. Lakin dikkat, o bahis karşılığında elde ettiği mallarla Efendimiz aleyhissalatu vesselamın durumuna geliyor. Hiçbir tanesine dokunmadan bu malları tasadduk etmesini, yani ne demek, hayır olarak vermesini emrediyor. Bunu lütfen unutmayalım. Bugünkü gibi sen mi kazanacaksın, ben mi kazanacağım gibi değil. Bir ayet inmiş, bu ayeti anlatıyor. Bu ayete inanmayanlar da geliyor. Allah-u Teala birkaç sene sonra şöyle olacak buyuruyor ya, bence olmayacak öyle diyor. E şimdi Ebubekir radıyallahu anh'ın oradaki tavrı da demek öyle ha. Siz inanmıyorsunuz ama Rabbimin dediği olacaktır, bekleyin demek gibi bir şey. Bugünkü bahis gibi değil. Ama o zaman bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan ne kadar rahatsız olmuş, onu sizlerle paylaşmak istedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın o vaadinin gerçekleşeceğini müşriklere göstermesi için evet Ebubekir radıyallahu anh'ı müşriklerle bahse girmesini teşvik etse de bahiste kazanılan malın bir tanesine, bugünün tabiriyle kuruşuna dahi dokundurtmuyor. Çünkü dinimiz helal kazanca çok önem vermiştir. Ve ticaret elbette desteklenmiş, ticarette dahi haksız ve haram yollar, yani batıl yollar denenmeyecektir. Bir gün sahabe efendilerimizden bir tanesi en faziletli kazanç hangisidir diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: İyi bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığı. Tekrar edeyim, iyi bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığı.
yani el emeğinin, o alın terinin ne kadar değerli olduğu burada bir daha ortaya çıkıyor. Bir başka hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuşlar: sizden birinizin urganını alıp dağa gitmesi, sırtında odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyeceği belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır. Ne kadar önem veriyor çalışmaya, yani dilenmekten, hazıra konmaktan ziyade koşturmak, ter dökmek ama verilene de boyun bükmek, hamd etmek. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda, özellikle tabii tefsirlerini, ilginç gelen bir durumla karşılaşacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de de, sünnet-i seniyelerde de içki ve kumar hep birlikte zikredilir birçok yerde. İçkinin ve kumarın böyle bir arkadaşlığı var. Bu iki kötü alışkanlığın birbirini beslediğine de dikkat çekiyor. İçki içmek ve kumar oynamak ortak mekanlarda bugün birbirini tamamlıyor. İki kötü alışkanlık da insanların hem psikolojilerini hem de vücut sağlıklarını bozuyor, dengeyi bozuyor. Hem akıl sağlığı gidiyor hem de ruh sağlıkları gidiyor. Bu arada ruh sağlığı deyince insanın ruhunun cüzünden bahsetmiyoruz. Yani düşünce sağlığı diyelim. Çünkü ruhun bir bozulması veya hassasiyeti veya şusu busu yok. Nefis her daim kötülüğü, ruh ise yaratılış bakımından iyiliği bize anlatır. Durum böyle, zannediyorum mevzu yavaş yavaş anlaşılmıştır. Peki içki ve kumar ne yapıyor? Temelleri sarsıyor demiştik insanın yuvasının. Bazı çocuklar, kumarbaz babaların evlatları sokaklarda kalıyorlar. Cezaevleri maalesef bunlarla doluyor, taşıyor. Masum ve günahsız yavrular anne baba şefkatinden mahrum. Onlar da bakım evlerinde kalıyorlar. Büyüdükleri zaman o gördükleri şeylerin de etkisi altında kalabiliyorlar. İslam, şunu unutmayalım, sadece kumarı haram kılmakla kalmıyor. Aynen zinada olduğu gibi, yani zina etmeyin değil, zinaya yaklaşmayın buyuruluyor. Bakın çok ilginç. Zinaya yaklaşmayın, yani zina yapmayın ayrı. Demek ki daha geniş, oraya gitmeden, zinaya varmadan önce bazı menziller var. Onun gibi sadece haram kılmakla kalmamış, kumarın herhangi bir çeşidini oynayanları da çok sert bir dille kınamış. Bunu da söyleyelim sizlerle. Kumar neticesinde para kazanmak adı ne olursa olsun, efendim bu taştı, bu bir biletti, bu bir oyundu, bu bir spordu, para kazanmak kumar neticesinde çok sert bir şekilde kınanmış. Kardeşlerim, o kadar helal dairesi geniş ki, bizler bunlardan helal daire içinde olanları tam olarak anlasak, o kadar mutlu bir hayat süreceğiz ki. Ama biz işin kolayına kaçarsak, Ahmet'in oğlu böyleydi, Mehmet'in kızı şöyle zengin oldu dersek eğer, bugün bizi bekleyenden daha büyük bir tehlike, Allah korusun, yavrularımız tarafından karşılanır. Eğer mesela günümüzde ne iş yapmak istiyorsun diye bir çocuğa sorduğunuzda, ben YouTuber olacağım, niye? Elimde bir kamerayla dolaşacağım, öyle garip garip şeyler çekeceğim, ne diyor, belirsiz videolar atacağım ama bak ne kadar para kazanıyor bunlar, veya bir futbolcu olacağım diye, veya bir sanatçı olacağım diye çocuklarımız konuşuyorsa, bu çocuklar bilim insanı olacağım, İnsanlığın yararına, hayvanların, şu bitkilerin yararına, deniz göllerin yararına bir şeyler üretmek istiyorum. Veya Afrikalı aç çocukların, yetimlerin veya öksüzlerin daha iyi şartlarda hayat sürmesi için çalışacağım
ya da bir başka insanın daha Müslüman olmasına vesile olacağım, namaza başlamasına vesile olacağım, bir yerde müdür olacağım ama hakkı, adaleti düşüneceğim veya avukat olacağım, efendim, haksızlıktan uzak duracağım gibi. Bunlar söylenmiyorsa, kolay yoldan para kazanmak artık tek hedef haline geliyorsa, burada iyi bir şekilde düşünmeliyiz. Biz nerede yanlış yaptık? Bundan yıllar önce, ismini vermemem gerekiyor, radyo canlı yayınında olduğum için, bazı çekilişler var biliyorsunuz. Bu çekilişlerde şöyle biraz araştırdım, kazanan insanların durumları nasıldır diye. Aman Allah'ım, o kadar korkunç şeyler başlarına gelmiş ki. Hani insan bir anda uzun yıllar yaşadığı bir kültür vardır, bir seviye vardır. O değiştiği zaman kabak çiçeği gibi açılmış derler ya, aynen öyle. Ne olduğum delisi olmuş insanlar. Ve o paranın hayrını almamışlar. Bu araştırmalarım neticesinde büyük büyük ikramiyeleri kazanmış, hatta birisi vardı 10-12 yıl içinde 3 kez büyük ikramiyeyi kazanmış, böyle bir durumu var. O bile hep pişmanlık yaşamış. Çünkü programımızın başında sizlerle paylaşmaya çalıştığımız gibi, helalden gelmeyen insanların üzerinde belalarının olduğu, gözünün olduğu bir durumdan gelen paradan hayır gelmez. Kontrolsüz güç, kontrolsüz hırs insanı felakete sürüklüyor. Peki biz kumarda Allah korusun oynadık ve kazandık diyelim. Yetecek mi? Kesinlikle yetmeyecek. Çünkü o bahsettiğimiz hormonlar bağımlılık kumar olduğu için, kumar oynamadığımız zaman tekrar sıkıntıya düşeceğiz. Bir daha oynatacak, bir daha kaybedeceğiz, biraz daha kazanmak için oynayacağız, biraz daha kaybedeceğiz. Bazen kazanacağız, kaybedeceğiz. Ama yine kaybeden aslında biz olacağız. Çünkü Allah-u Teala'nın kesinlikle haram kıldığı Kur'an-ı Kerim'de haram olarak nitelediği bir oyun oynamış olacağız. Allah-u Teala bizleri ve neslimizi bu tür haramlardan ve harama giden yollardan muhafaza buyursun. Amin. Tabii gençlerin de bu konuda iyi düşünmesi lazım. Şimdi ortaokulda, lisede okuyan öğrenciler, bazıları kulağımıza geliyor. Anne ve babalarının durumları ile ilgili yalan söylüyorlarmış. Mesela evinizde şu var mı? Var. Yani onunla hava atmaya çalışıyor. Küçük duruma düşmemek için bir komplekse girmiş genç. Diyelim babası bir belediyede temizlik görevlisi, işçisi olarak çalışıyor veya olabilir helalinden kazancı çöpten gazeteleri veya plastik şişeleri veya metalleri ayırarak onları bir yere vermesi de olabilir. Hırsızlık yapmadıktan sonra ne güzel, şerefli bir meslektir. Limon satabilir. Bundan bir insanın utanmaması gerekmekte. Yani baban ne iş yapıyor? Pazarda limon satıyor. Ne var ki bunda? İnsan bunu mutlulukla söyler. Rızık Allah-u Teala'dan değil midir? Çorap da satar. Çöpten metal parçalarını da ayıklar satar. Ama biz öyle bir hale geldik ki, baban nerede çalışıyor? Yolsuzluk yapan veya işte şu kadar haramı işleyen birisi diyelim. Aa, aferin adama. Adam kazanmış ama yani. E peki kardeşim, biliyorsun sen bunun haramdan kazancı olduğunu. Olsun. Çünkü günümüzde ye kürküm ye dünyasındayız. Ye kürküm ye. Halbuki büyüklerimiz ne kadar güzel söylemişler. Mal da yalan, mülk de yalan. Hadi, biraz da sen oyalan. Tamam. Ne olacak yani? Biraz da sen oyalan. Şu kadar evler var İstanbul'da veya nereden dinliyorsanız. E bunların sahiplerine bakın bakalım. Kimdi? Senden önce kimdi? Aklıma şu geliyor. Uzun yıllar önce
bir Allah dostu birine ders vermek için sesler çıkarmaya başlamış böyle dışarıda. Kapıyı açmış sinirle birisi. Zengin tabii. Sen de kimsin demiş. Ne istiyorsun? Ben demiş bu konakta konaklamaya geldim demiş bu hanede. Yolcuyum. Ya sen demiş deli misin ya? Burası demiş benim evim demiş ya nasıl buraya geliyorsun falan git demiş başka yere git. Kardeşim demiş burası han değil mi demiş. Evet demiş burası benim evim. Senden önce kimin eviydi? Babamın eviydi. Ondan önce kimin eviydi? Babamın babasının eviydi falan böyle konuşuyor. Evladım diyor. Bu kadar kişinin konup göçtüğü yer han değildir de nedir? Benim evim, benim evim deyip duruyorsun. Yani biz de şimdi kumardan kazanıp da efendim insanların ahını alarak, zekatını vermeden, havalara girerek bir hayat sürüp de bu hayattan sonra Allah korusun, Allahu Teala'nın bizim için cehennemi hazırladığını görsek ne faydası var? Dünyada 30 sene rahat yaşadım. Şu kadar sene şöyle yaptım, böyle yaptım. Sonu ne oldu peki? İtibar sonadır arkadaşlar. Ne olur? Az olsun, bizim olsun. Hedefiniz olabilir hayatta. Olmalıdır da. Ama bu hedeflerimiz günü kurtarma hedefleri olmamalı. Bundan 50 senenin sonrasının hesapları da olmamalı. Ortadan gitmeliyiz. Ben kızımı verirken sadece zengin olan bir adam aramamalıyım. Ben bir kişiyle arkadaşlık edeceğim zaman onun kaç tane dairesi olduğuna, bankadaki mevduatına bakmamalıyım. Bir kişiye değer vereceğim zaman kaç model araba ve araç işte kullandığına, markası modeline göre değer vermemeliyim. Sokakta çorap satan bir delikanlı da, bilmem hangi holdingin patronu da benim gözümde bir olmalıdır. Çünkü Allahu Teala'nın ikinci sınıf kulu yoktur. İnanan da Allahu Teala'nın kuludur, inanmayan da Allahu Teala'nın kuludur. Kafir de Allahu Teala'nın kuludur, Müslüman da. Lakin ne kadar ilginç, kendine inanmayan, acizliğiyle, düşüncesizliğiyle beraber cahilliğiyle Allahu Teala'ya düşmanlık besleyen, reddeden insanın dahi kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu nimetini veriyor, eksik etmiyor. Biz olsak böyle yapar mıyız? Hem bana kötülük yapacaksın, düşmanlık yapacaksın, ben sana ekmek vereceğim mesela. Böyle bir Rabbimiz var. Subhanahu ve Teala. Allahu Teala dahi dilerse affediyor. İkinci sınıf kulu olmadığını söylüyor. Peki biz? Kendi aramızda arkadaş seçerken neden bunlara önem veriyoruz? Kızımızı birine nikahlayacağımız zaman neden ilk başta para ön plana çıkıyor? Neden çoluk çocuğumuza aman oğlum, aman oğlum para, aman oğlum diye başlıyoruz da aman yalan yok oğlum, aman namazsızlık yok oğlum, aman dürüst ol oğlum, hırsızlık yapma oğlum demiyoruz. Aman para, aman oğlum oku matematiği fenni, oku ama bunu dengede götür. Dinini de öğren, fenni ilimleri de öğren. İnsanlara da yararlı ol, bitkilere, hayvanlara ama bir de dünyaya niçin geldiğini unutma. Böyle davranmazsak, biz çocuğumuza ne kadar baskı yaparsak, paranın ne kadar önemli olduğuyla alakalı, işte çocuk kumarbaz olabiliyor ileride Allah korusun. Küçük yaşta bir zengin olursam, bir video çekerim, bunu bilmem hangi yerde paylaşırım, reklamlardan aylık şu kadar para alırım, ondan sonra bir kamera, kameradan sonra şu falan derken ne çalışacağım yani, onun boyunduruğu altında uğraşmama ne gerek var deyip geçecek böyle olmaması için. Bir kez daha tekrar ediyorum. Biz iyi bir örnek olalım. Yavrularımıza birebir hal lisanıyla örneklik edelim. Bize kızımız, oğlumuz baktığı zaman
ağzımızdan çıkacak olan bir şeye değil, zaten daha evvelinde bizim karakterimizle, hal ve hareketlerimizle bu tebliği almış olsunlar. Bizler de Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman Allah-u Teala'nın affına uğrayalım. Ya Rabbi, sen daha iyi bilirsin ama görevlerimi yapmaya çalıştım diyelim, iyi örnek olalım. Evet değerli dostlar, kumar bir beladır. Kumar oynanan yerleriyle, internetteki oyun adı altındaki şeylerle ağır yaptırımı olan bir bağımlılıktır ve tedavi edilmesi gerektir. Yuvaları yıkan, intiharlara sebebiyet veren, ekonomimizi mahveden ve kayıt dışı birçok sıkıntıyı beraberinde getiren, hiçe götüren bir yokluktur. Allah-u Teala bu bataklıktan cümlemizi muhafaza buyursun. Bu illete düşenler vardır. Hangimizin hatası yok ki? Tamam, biz kumar oynamıyoruz ama başka bir hatamız oluyor, değil mi? Biz de bu insanlara o gözle bakalım. Onları davet edelim. Onlara dinletelim. Onlara hayrı tavsiye edelim. Ne kadar yanlış yolda olduklarını güzel yollarla anlatalım. Neslinizden ve neslimizden uzak olması niyazıyla kumarın. Hepinizi en emin olan Allah-u Teala'ya emanet ediyoruz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.